ABC noktalarını gösterelim. Burası A noktası olsun. Burası da B noktası olsun. 1'e 7'dir. Eksi 5'e eksi 2'dir. Şimdi AC uzunluğu BC uzunluğundan daha küçük. Oran 1 bölü 4. Demek ki dışarıda bir nokta olduğuna göre A noktasına daha yakın. Bunu uzatıyoruz. Şuradaki noktaya C diyelim. Baktığımız zaman AC uzunluğu X olsa BC uzunluğu 4X olacaktır. O zaman şu parçaya X dersek BC uzunluğu da komple 4X olduğuna göre X burada, şuradaki parçamız da 3X olacaktır. X'i çıkardığımız için. Şimdi A ile B arasındaki değişime bakalım. A'dan B'ye giderken veya B'den A'ya giderken olabilir. Biz C'yi bulacağımız için sağdan sola doğru gidelim. Eksi 5'ten artı 1'e x bileşenleri. Eksi 5'ten artı 1'e giderken x bileşeni 6 birim artmıştır. Y'ye bakacak olursak eksi 2'den 7'ye giderken aradaki fark 9 olduğu için 9 artmıştır diyoruz. Burada 3 parçalık artış 6 ve 9 olduğuna göre biz bunları 3'e bölersek aslında bir tane x için artı 2 ve y için artı 3 bulacağız. Sol tarafa giderken ekleme yaptığımız için A noktasından C'ye giderken de yine aynı oranda ekleme yapmalıyız. Buradaki x eşittir 1 noktası 2 eklediğimiz zaman 3 olacak. Buradaki 7'ye de 3 eklediğimiz zaman 10 olacaktır. C noktasının koordinatları 3'e 10'dur.